bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında genel başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını, şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz. Ve bununla ilgili düşünceleriyle ilgili bir çerçeve çizdi. Bakın, Devlet Bahçeli birden apansızın bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen, kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı. Ama biz şunu söyledik. Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse, bir, bunu yapanlar şeffaf olmalı. İki, bunu hukuk zemininde yapmalı. Üç, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dört, en önemlisi toplumsal uzlaşı olmalı. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik. Ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Şimdi bugün bazı siyasetçiler, ki onlar siyasi yan kesiciler, her fırsatı kendilerini böyle bir şova dönüştürüp, fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin bu topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar elini öptüğün, peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimseye bir santim toprak ya da işte devlet bununla ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi. Biz neyi vaat ediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vaat ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misaki milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışız vaat ediyoruz dedi. Alıp bunu ne demek istediğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tiplerin anlamakta güçlük çekiyoruz. Değerli arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Eğer bu ülkede barış gelecekse, Kürt sorunu çözülecekse, terör bitecekse, kardeşlik gelecekse toplumla uzlaşmalıyız. Genel Başkanımız şehitlerimizin, gazilerimizin, toplumun tüm kesimlerinin uzlaşısının alınması gerektiğini söyledi bugün. Yapmış olduğu yaklaşık 15 dakikalık bu konuyla ilgili konuşmasında açık, net bir şekilde bir kez daha söylüyorum. Çözüm yerinin burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğunu söyledi. O yüzden Ümit Özdağ gibi siyasi yan kesici, kötü niyetli, zamana mekana göre değişen, fırıl fırıl dönen ve dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yoktur bizim için. Bizim ne dediğimiz belli. Umarım bu düşüncelerimizi alırlar, gelirler, meclisteki grubu olan olmayan tüm partilerle tartışılırlar, hukuku ortaya koyarlar ve topluma bunu anlatırız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer yapmazlarsa geçmişte yaşananlar gibi olur. Bir şey daha son olarak söylemek istiyorum. Bir konuyu gündeme getiren siyasetçinin de ciddiyeti olmalı. Recep Tayyip Erdoğan çıkmalı. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve bunlarla ilgili kendisinin konumunu belirtmeli. Çünkü kendisi küçük orta, genelde kendisini öne sürüyor. Bunları da bilmeliyiz. Daha bunları bile bilmiyoruz. Bahçeli'nin bir açıklamasından yola çıkıyoruz ama biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak düşüncelerimizi, Genel Başkanımızın açıkladığı bugün düşünceleri 86 milyonla paylaştık. Sorunuz varsa. Teşekkür ederiz. Sağ olun.